Welcome to Warface, soldier. Herkese merhaba. Bu videomuzda LMG3 adlı makinalı tüfeği inceliyorum. LMG3 şu anda gümüş şans kutusunda bulunmakta. Kutu fiyatı yanılmıyorsam 600 Warface dolarıydı veya 750, emin değilim. Aslında LMG3 tarzında bir makinalı tüfek daha önce görülmedi. Çünkü çok yüksek bir atış hızına sahip. Bunun dışında düşük hasarı var. Şarjör kapasitesi 100 ama fazla olduğuna bakmayın. Atış hızı yüksek olduğu için mermisi çabuk bitiyor ve şarjör değiştirme hızının da yüksek olmaması sebebiyle bu anlamda büyük bir dezavantaja sahip. LMG3 fazla uzak mesafede fazla tepen ve dağılan bir silah. Yani uzak mesafeden yapılacak olan vuruşlarda ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Silahın PvP performansından bahsetmek gerekirse orta ve yakın mesafeli çatışmalarda oldukça iyi iş çıkarmakta. Örneğin köy gibi işte hangar veya paramediklerin olmadığı rafineri haritasında iyi performans alabilirsiniz. Eklenti olarak kırmızı optik nokta veya hulu optiği tavsiye ederim. Çünkü zaten yakın mesafede iş gördüğünü söylemiştim. Eklenti olarak da ray ve dürbün bölümünde eklenti görüyoruz. Nam ağzında hiçbir eklenti bulunmamakta. Ray bölümünde de ön kabza veya grip bot yok. Sadece bir bot var. Bu da sizi yere yattığınızda tekmeyi bir nebze olsun azaltıyor. Silahın PvE performansına gelirsek pek iyimser olamayacağım. Çünkü pek iyi bir silah değil. Uzak mesafede dağılıyor dediğim gibi ve düşük şarjör değiştirme hızı sebebiyle sizi yarı yolda bırakabiliyor. Kafa atmak için hiç uygun değil çünkü tek mermi atsanız bile silah abartı bir şekilde dağılıyor. Bu yüzden PvE modunda kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani bu silahı alacağınızda gidin tedarikçiden FLMG'yi açın veya işte dükkandan A3H var olabilir, LMG4 olabilir. Bunlar bana göre LMG3'ten daha iyidir. Evet, genel olarak böyle. Peki sonuca gelirsek bu silah almaya değer mi? Bence fazla para harcamaya değmez. Sonuçta şans kutusunda bulunmakta. Gümüş şans kutularındaki silahlar genellikle düşük performans göstermekte. Ancak LMG3 hani en azından PvP modu için biraz iyi diyebiliriz. Bu yüzden eğer ki silah hoşunuza gittiyse az da olsa bir para harcayıp deneyebilirsiniz şansınızı. Bunun dışında fazla para harcamanız tamamen emeğinizin boşa gitmesine sebep olacaktır. Çünkü bu kalitede birçok silah bulunmakta dükkanda ve tedarikçide. Eğer ki iyi bir silah arıyorsanız dükkandan kalıcı olarak 41 bin Warface dolar harcayarak satın alabilirsiniz herhangi bir silahı. Bu arada söylemeyi unuttuğum bir şey var. Hasarı düşük gibi gözükebilir ama yüksek atış hızı olduğu için bu özelliğini bir nebze olsun telafi etmiş oluyor. Yani 80 hasarı olsa atıyorum 3 mermide ya da 4-5 mermide düşmanı öldürmüş oluyorsunuz. Ama LMG3 mermileri daha hızlı attığı için yine aşağı yukarı aynı hesaba geliyor. Bu anlamda bir sıkıntı yok yani. Sanırım LMG3 ile ilgili söyleyebileceğim başka bir şey yok. Kısaca böyle bir silah. Bunun dışında bir küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Son zamanlarda yorum kısmında birkaç küçük tepki gördüm. Özellikle videoların düşük rütbeli oyuncuların bulunduğu odalarda çekildiğini söylüyor bazıları. Şimdi ben videolarımı genellikle herkeste gibi, takım savaşı gibi veya ne bileyim yıkım veya işgal gibi haritalarda çekiyorum. Çünkü bu haritalar, bu oyun modları hızlı doğabilme özelliğine sahip ve videoları daha rahat bir şekilde çekiyorum. Sabotaj ve savaş başlığı gibi round sistemiyle ilerleyen oyunlarda hem pek hoşuma gitmediği için hem de video çekmeye pek uyumlu olmadığını düşündüğüm için bu videoları genellikle takım savaşında çekiyorum. Doğal olarak oyun oda sisteminde fazla takım savaşı bulunmamakta.
Ben genellikle girdiğimde 2 veya 3 oda görüyorum. Bu odalarda genellikle ya dolu oluyor ya da rafineri haritası oluyor ve sürekli aynı haritada çekmenin de biraz sizin için sıkıcı olabileceğini düşündüm. Ve oda bulamadığımda genellikle hızlı oyun modundan oyuna giriyorum. Burada da genellikle düşük rütbeli oyuncular olduğu için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Benim amacım zaten oyunculuğumu göstermek veya iyi oynadığımı belli etmek değil. Ben zaten çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Bunu da alçak gönüllülük olarak düşünmeyin. Çünkü PvP modunda benden çok daha iyi oyuncular var. Ben uzun süredir devamlı olarak PvP modu oynamıyorum. Yani benim bu kanalda video çekme amacım zaten silahların performanslarını göstermek. Gerekli yerlerde taktikler vermek. Bunun gibi amacım sizlere yardımcı olmak sadece. Deneyimli oyuncuların bulunduğu odalarda da elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. Tabi oda bulabilirsem. Zaten fark etmişsinizdir, keskin nişancı videolarında genellikle karşımda yüksek rütbeli oyuncular olmaktı. Çünkü keskin nişancı, sadece keskin nişancı oyunları Warface'de oldukça sık karşılaşılan bir durum. Ve ben bu odaları buldukça sık sık giriyorum zaten. Umarım açıklayıcı olmuştur. Söyleyeceklerim bunlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
sağlık.